Evet sevgili çocuklar, bugün size farklı bir başlangıç yaptık. Allah Allah, bu çocuklar düşmüyor. Düşmüyor. 1, 2, 3, 4. Şimdi geriye doğru. 1, 2, 3, 4. Tekrar. 1, 2, 3, 4. Tekrar geri. 1, 2, 3, 4. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme kapsamında düzenlenen Yeteneğini Keşfet Eğitim Programı'na hoş geldiniz. Egzersizler sırasında evdeki eski kağıtların kullanılması, oyun oynayacağınız alanın etrafında kırılacak eşya olmaması, avize ya da lambalardan uzak olacak şekilde ve geniş alanda oynamaya dikkat edelim. Elimizi sık sık yıkayalım. Ailemizdeki kişileri de oyunlarımıza dahil edelim. Oyun oynayacağımız alanların kaygan zeminde olmamasına dikkat edelim. Egzersiz ya da oyunları yapamamanız durumunda üzülmeyin. İlk defa karşılaştığınız bu çalışmaların bazıları çok fazla tekrar edilmesi gerekiyor. Bundan dolayı öğrendiğiniz çalışmaları daha sonra mutlaka tekrar edelim. Hadi başlayalım. Oyunun adı: kağıt topları eşleştirelim. Oyunun amacı: çabukluk ve koordinasyon geliştirme. Malzemeler: 5 adet kağıt ve 5 adet çorap. Oyunun oynanışı: bu oyunu oynayabilmek için hazırlamış olduğumuz kağıtları yere serpiştiriyoruz. Kağıtları yerden teker teker alıp top haline getirip çorapların içine yerleştirerek belirlenen mesafeden en kısa sürede sepete atıp dolduruyoruz. Oyunumuzu bitiriyoruz. Hadi başlayalım. Oyunun adı: bowling. Oyunun amacı: çabukluk, koordinasyon, dikkat geliştirme. Malzemeler: 5 adet topak şeklindeki çorap, 6 adet rulo peçete. Oyunun oynanışı: oyun için başlangıç noktasına 5 adet topak çorabı ve belirlenen hedefte üst üste 2, 2, 2 yerleştirdiğimiz rulo peçeteleri elimizdeki çoraplar bitene kadar devirmeye çalışıyoruz. Çorapların bitiminde yatay pozisyonda duran peçeteleri sayıyoruz. Hadi başlayalım. Kuvvet egzersizleri. Şimdi çoğunlukla kendi vücut ağırlığımızda ya da küçük ağırlıklarla kuvvet egzersizleri yapacağız. Egzersiz için gerekli malzeme: 2 pet su şişesi. Şimdi biraz da kollarımızı çalıştıralım. Ellerimize pet şişe alıyoruz, kollarımızı yanlarda tutup şişeleri omuz hizasında düz şekilde kaldırıp indirmeye çalışıyoruz. Aynı pozisyonda elimizde pet şişe olacak şekilde kollarımızı önde tutup şişeleri omuz hizasında düz şekilde kaldırıp indirmeye çalışıyoruz. Önceki harekete benzer olacak şekilde bu sefer kollarımızı arkada tutup avuç dışlarımız vücudumuzu gösterirken şişeleri düz şekilde kaldırıp indirmeye çalışıyoruz. Kollarımızı çalıştırmaya devam ediyoruz. Ellerimizdeki pet şişeleri tutarken avuç içlerimiz yukarı bakacak şekilde dirseklerden büküp
tekrar düz pozisyona getiriyoruz. Çalıştırmaya devam ediyoruz. Ellerimizle yine pet şişeyle avuç içleri aşağı bakacak şekilde dirseklerden büküp düzeltiyoruz. Kollarımızı düz bir şekilde yukarı kaldırıp dirseklerden bükerek omuz hizasında indirip tekrar önceki pozisyona getiriyoruz. Ellerimizdeki pet şişeleri avuç içleri birbirine bakacak şekilde önde birleştirip kollarımızı düz olacak şekilde tekrar yana açıyoruz. Göz koordinasyon egzersizleri yapacağız. Hadi şimdi ilk egzersizimize başlayalım. Bu egzersiz için bir tane balona ihtiyaç bulunmaktadır. Bu egzersizde şişirdiğimiz balonu düşürmeden her iki elimizle sektireceğiz. Hadi başlayalım. Başımızla bir kez de elimizle balonu sektirerek düşürmemeye çalışıyoruz. Hadi başlayalım. Sırasıyla başımızla, ayağımızla ve bir kez de elimizle balonu sektirerek düşürmemeye çalışıyoruz. Hadi başlayalım. Başımızla, iki ayağımızla ve iki elimizle balonu sektirerek düşürmemeye çalışıyoruz. Hadi başlayalım. Bugünkü çalışmamız burada bitiyor. Yaptığımız egzersizleri bol bol tekrarlayalım. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.